Validem. Bayezid'im. Şehzadem. Sen misin bu? Evet validem. Benim. Oğlum. Geldi uğursuz. Yıllar geçti sultanım. Bir daha sizi karşısına almaya cüret edeceğini sanma. Ne sanıyorsun Meleki? Gülbahar'ın böyle birdenbire çıkıp gelmesi tesadüf mü? Hastaymış. Tam da naibeliğimin bittiği sırada. Oğlum. Civan verdim. Allah'ım esirgesin seni. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldüm. Ne olduğunu da yazmamışsınız. Ciddi bir şey değildir inşallah. Nasıl oldunuz validem? Seni dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya. Ölsen ne gam. Buyurun validem. Kesede taşıdım seni her gittiğim yere. Bende bir hatıranız yoktu. Her ay gönderdiğiniz mektupla teselli bulabildim. Her sabah ilk iş saçlarını kokladım şehzademin. Nasıl büyüdüğünü düşündüm. Ekledim. Ama bu kadarını ben bile hayal edemedim. Aslan gibi olmuşsun. O günler geçti artık. Mazide kaldı. Bakın geldiniz işte. Kavuştuk. Hünkar abim sağ olsun lütfettiler. En iyi hekimden alakadar olacak sizinle. İyileşeceksiniz. Gel. Gülbahar Sultanım. Valide Sultanım sizi kabul edecekler. Âlâ. Geliyorum Lalezar. Validem. Eğer müsaade buyurursanız ben de sizinle geleyim. Bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Lüzum yok. Biz eski dostuz onunla. Düşman olamayız. Sultanım. Gülbahar Sultan geldiler. Hoş geldin Gülbahar. Hoş gördük Valide Sultanım. Hasta olduğunu işittim. Lakin gayet iyi gördüm seni.
Amasya'nın havası yaramış. Gurbetlik ciğerlerimi dağladı sultanım. Nefes almakta zorlanıyorum. Bazı vakitler öyle fenalaşıyorum ki soluğum kesiliyor. Geçmiş olsun. Sıhhat her şeyden mühim tabii. Sağ olun. Naibelikten el çektiğinizi işitince sevindim doğrusu. Malum yıllardır devletin bütün yükü omuzlarınızdaydı. Artık köşenize çekilir, ömrünüzün son deminde rahat edersiniz. Söylediklerine inanıyorsan beni hiç tanımamışsın demek ki. Benim hiçbir zaman bir makama ihtiyacım olmadı. Alelade bir gözdeyken dahi devlete ve hanedana sahip çıktım. Ayrıca unutma ki karşında hala bir valide sultan var. Hacı Ağa. Gülbahar'a dairesine kadar eşlik et. Malum uzun yoldan geldi, istirahat etsin. Emredersiniz sultanım.